Taşı'ndan merhaba. Bu haftaki lezzet yolculuğumuzun rotasını tavuklu yemekler oluşturuyor. Yumurtasından, etinden faydalandığımız, hemen hemen tüm dünya mutfaklarının baş köşesinde oturan tavuk, bize birçok diğer benzeri gibi Hindistan'dan ve Uzak Doğu'dan gelmiş. Daha çok piliç haliyle pişirdiğimiz bu sevimli ve lezzetli hayvan, sadece mutfaklara değil, çeşitli argo dillerine de malzeme olmuş hep. Tavuk, horoz ya da piliç fark etmez. Bu uçamayan ama sevimli hayvanın ülkemizde en çok nerelerde yetiştiğini merak ediyor musunuz? Tabii ki beslenmesinde kullanılan yem, yani mısır ve ayçiçeği daha çok nerelerde yetişiyorsa oralarda. Bu da bizi Trakya, Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerine götürüyor doğal olarak. Kıyasla daha yararlı olmasının yanı sıra daha ekonomik bir et aynı zamanda. İşte bu yüzden fakir toplumların, kırsal kesimlerin en gözde, en ideal misafir yemeği ola gelmiş hep. Kimi zaman bulgurun yanında, kimi zaman pilavın üstünde, bazen de yufkanın içinde. Bakalım bu ideal birlikteliklerden hangilerini izleyeceğiz bugün? İlk durağımız Trakya. Trakya'nın mutfak kültürümüzdeki yeri çok önemli. Büyükbaş hayvancılık, et, süt ürünleri, bağcılık, şarapçılık ve ayçiçeği tarımı bu bölgenin en özellerinden. Mantıyı daha önceki bölümlerimizden birinde konuşmuştuk. Mantıyı genellikle kıymalı soğanlı olarak biliriz. Ancak bugün tavuklusunu izleyeceğiz. Gelibolu, Şarköy ve Malkara mantıyı tavuklu yapma konusunda çok iddialı. Gelin birlikte izleyelim. Efendim işte nefis bir tavuklu lezzetle daha karşınızdayız. Yerimiz Tekirdağ, Malkara ve yanımızda da var Nezihe, Evren, daha doğrusu biz onun evindeyiz. Merhabalar Nezihe Hanım. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böyle bizi Nezihe Hanım şen şakrak güler yüzle karşıladı. Böyle enerjimiz yükseldi. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Sizi gördük daha iyi olduk. Aynen, ben de öyle. Harika. İzleyicilerimize daha iyi olacaklar. Böyle İnşallah. Harika bir tarif paylaşacağız birazdan onlarla. İnşallah. Hemen yemeğimizin ne olduğunu söyleyelim. Efendim bu Malkara mantısı. Malkara mantısının özelliği de tabii bölümümüzle ilgilendiriyor. Tavuklu mantı aynı zamanda. Evet, tabii bir ismi de tavuklu mantı. Hemen malzemelerimizi sayalım o zaman. Önce hamuru hazırlayacağız çünkü, değil mi? Evet. Ne var hamurumuzun içinde? Hamuru önce yoğurmayalım. Yoğurmayalım. Önce bir malzemelerimizi sayalım. Un ve tuz. Bir de su. Peki içine ne giriyor? İçine bir baş soğan, pirinç, bulgur, tavuk eti, su. İşte galiba ilginç tarafı da bu oluyor. Bu mantının içine pirinç giriyor, bulgur giriyor, tavuk eti giriyor. Böyle alışık olmadığımız malzemeler giriyor. Evet. Aslı yalnız sadece bulgur. Evet, malzemelerimizi duyduk. Şimdi hemen mantımızın yapımına başlıyoruz. Çünkü duyduğunuz gibi içine bir hayli ilginç şeyler giriyor. İşimiz de varmış biraz. O yüzden de değil mi? Erken kalkan yol alır. Atasözüyle bağladık işi. Şimdi hamuru açmaya başlıyoruz. Daha doğrusu yoğurup daha sonra açmaya başlıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi hamurumuzu yaptık, sonra bezeleri ayırdık ve şimdi de onu artık açmaya başlıyoruz. Nezihe Hanım yufkalarımızı açtı ve şimdi mutfağa geçeceğiz. Yufkalarımızın içine girecek olan iç malzemeyi hazırlayacağız. Bunun içine ne yapacağız? Bir kısaca özet geçelim. Soğanı kavuruyoruz galiba. Önce soğanı rendeliyoruz. Pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Tereyağı mı? Zeytinyağı, sıvı yağ. Sağlık açısından olması gerekiyor. Pirincimizi koyuyoruz, bulgurumuzu koyuyoruz, karıştırıyoruz, pilav gibi pişiriyoruz. Üzerine biraz su ekleyip pilav gibi pişiriyoruz. Ondan sonra karabiber ilave ediyoruz, tuz ilave ediyoruz ve de evvelden pişirdiğimiz eti
tavuk etini içine didiyoruz. Diderek koyuyoruz. Evet, tavuk söz konusu olduğunda bu didme kelimesi çok popüler. Tavuğun etlerini küçük 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 lime lime ayırma derler. Evet, ama hani tavuk dediğim gibi söz konusu olduğunda özellikle bu didme kelimesi kullanılıyor. Evet. Ondan sonra da başka bir yerde de ayrıca bir tavuk pişiriyoruz değil mi? Ayrıca bir tavuk pişiriyoruz. Onu da mantımız fırınlanıp fırından çıktıktan sonra yemek aşamasında üzerine koyacağız. Suyuyla haşlayacağız. Afiyet olsun diyeceğiz. Diyeceğiz ama dediğimiz gibi biraz daha işimiz var. Şimdi o zaman mutfağa geçiyoruz. Önce iç harcı hazırlıyoruz. Bir köşede de tavuğumuzu pişiriyoruz. Peki maceramız da sona erdi. Yine geldik soframızın başına ve artık son kısımlardayız. Yufkamızı keseceğiz, içimizi koyacağız, evet. Mantıya şekil vereceğiz. Evet, aynen öyle. Bu arada Nezihe Hanım yufkayı keserken hemen kendisiyle ilgili de bir not düşmek istiyoruz. Aynı zamanda uzun bir geçmişe sahipsiniz. Öğretmenlik mesleğinde değil mi? Kaç yıl? 1960-61 Edirne Kızılık Öğretmen Okulu mezunuyum. Yani kaç yıl öğretmenlik yaptınız? Bir fiil 26 yıl 8 ay. Ne öğretmeniydiniz? İlkokul öğretmeni. Ne güzel. Tabii şimdi 60'lardan falan bahsedince bir an şöyle eminim şaşırdınız ekranlarınızın başında. Acaba kaç yaşındaki Nezihe Hanım diye. Ben de duyunca inanın bir hayli böyle şaşkınlık içerisinde kaldım. Hemen söyleyelim izleyicilerimize, onlar da şaşırsınlar. Her yerde ilk önce yaşımı söylerim. Benim yaşım 65. Göstermiyor değil mi sevgili izleyicilerimiz? Biz çünkü ekipçe duyduk Nezihe Hanım'ın ismi, yaşını ve hepimiz bir şaşırdık. Yalan söylüyorsunuz dedik, şaka yapıyorsunuz dedik ama gayet doğru. Nezihe Hanım 64 yaşında. Oldukça ilginç iç malzememizi hamurlarımızın içine doldurduk. İşte pirinçti, bulgurdu, tavuktu. Şimdi onları katlamaya geldi size. Bu aşamada yine imece usulü çalışacağız. Ve Nezihe Hanım'ın kardeşi Gülgün Hanım bize eşlik edecek. Buyurunuz Gülgün Hanım. Hatta ben de bir yandan girişeceğim. Hep birlikte mantı hamurlarımızı katlayacağız. Gördünüz, bu işin altından da başarıyla kalktım sevgili izleyicilerimiz ve mantılarımızı birer birer katladık. Şimdi yağlanmış tepsiye diziyoruz. Ey çabukluğun marifet, bir tepsi mantıyı hazırladık, gözlerinizin önünde görüyorsunuz. Şimdi hemen onu fırına gönderiyoruz. Üstü kızardıktan sonra artık son rötuşları yapıyoruz, evet. Ve ne yapıyoruz? Afiyetle yiyoruz. Afiyet olsun diyoruz. Mantımız gördüğünüz gibi pişti, kızardı, nar gibi tam bir börek görüntüsü almış. Bu içinde gördüğünüz bozuk olanlar benim yaptığım mantılar. Herhalde onun farkındasınızdır. Şimdi ne yapıyoruz? Bana kalsa hiçbir şey yapmaya gerek yok. Bunu böyle yiyebiliriz. Yiyebiliriz ama şimdi tavuk etlerini üzerine dideceğim. Ditmeye devam ediyoruz. Evet, tavuklarımızı dittik iyice. Ondan sonra üzerine de kaynar tavuk suyu gezdiriyoruz. Evet, kaynamış tavuk suyu. Yani tavukları haşladığımız suyu mantının üzerine gezdiriyoruz. Şimdi bunu fırına atacağız. Fırında iyice suyunu çekecek. Ancak ondan sonra yenecek. Neyse, az kaldı diyoruz ve tekrar fırına gönderiyoruz mantımızı. Hemen alıyorum sıcak sıcak, yanmamaya dikkat ederek bir tane mantıcığı. Nasıl güzel olmuş, nasıl güzel olmuş. Dediğim gibi yumuşacık olmuş mantı böyle ve bulgur pirinç. Evet. Ve tavuk eti muhteşem bir üçlü olmuşlar. Ama bunu yerken bir taraftan da ayran içmeniz gerekiyormuş. Usulü bu değil mi? Evet, tabii ayranla beraber. Siz böyle üstüne yoğurt dökmüyorsunuz. Hayır. Biz böyle. Yani eskilerden, çok eskiden de aynı şeyi yaparlarmış. Sonradan yoğurt, sarımsaklı yoğurt olayı çıktı.
Hep ayranla içilmiştir. Öyle gelmiş, öyle gidiyor. Efendim biz de adabına uygun olarak malkara mantımızı, tavuklu malkara mantımızı yemeye devam ediyoruz. Tabii ki size çok teşekkür ederek. Ben size teşekkür ediyorum. Malkara mantımızı tanıtma fırsatı verdiniz bize. Sağ olun, iyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Antakya'ya özgü bir yemek var sırada. Antakya'nın zengin mutfak kültürünün yanı sıra bir diğer özelliği de Yahudi, Hristiyan ve Müslüman toplumların yüzyıllardır örnek bir ortak yaşam sürmeleri. Bazı yemekler bazı dinlerde daha çok, bazılarında ise daha az veya hiç yapılmaz. Tuzda tavuk ise tüm Antakyalıların ayrımsız sevip yaptıkları bir yemek. Bu özel yemeğin nasıl hazırlandığını birlikte izliyoruz. Efendim şimdi de oldukça görkemli ve de çok nefis bir tavuk yemeğiyle karşınızdayız. Bu defaki yemeğimiz Hatay yöresinden ve yanımızda da Barış Bey var. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız Barış Bey? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Biliyoruz ki Hatay mutfağı çok zengin bir mutfak. Biz burada tavuk dolması, tuzla tavuğu vereceğiz. Fakat onun dışında da çok zengin bir kültürel birikime sahip olduğunuzu biliyoruz. Çok kısaca biraz ondan söz edebilir miyiz? Tabii. Antakya kesinlikle yıllar boyunca tarihte birçok ülkenin ve birçok kavmin sömürgesi altında kaldığı için dolayısıyla hem kültürel değerler açısından hem de mutfak zenginliği açısından birçok da zenginlikle barındırmakta. Tuzla tavuk kebabı da, daha doğrusu tavuk dolması. Fakat biz bunun tuzla tavuk diyoruz. Yine Antakya'nın yerel köylerine ve merkezine bağlı olarak birçok yerde piknik, geleneksel eğlence, düğün ve bu tip toplantılarda insanların misafire ikram ettiği bir spesyal yemek örneği. Tuz olarak kullandığımız tuz normal böyle yemeklerde kullandığımız tuz değil herhalde. Normaldeki yemek tuzu değil de iyotsuz kaya tuzu dediğimiz biraz daha kalın. Yine piyasada temin edebileceğiniz bir tuz. Bayanların her şekilde toptancıda bulabileceği bir tuz. Fakat işte fırın olayını çok iyi ayarlamak gerekiyor. O da ısınma aşamasında ben size bunu izah edeceğim. Peki o şov kısmını da yapacak mıyız? Tabii canım, onu yakacağız. Yakacağız. Böyle tokmakla kıracağız yani. Tabii, aynen öyle. Tokmakla çekişte kıracağız. Ben en çok bu kısmı merak ediyorum. Ama şimdi ne yapıyoruz? Önce herhalde pilavımızı hazırlıyoruz. İç pilavımızı hazırlayacağız. Tabii ondan önce ben size isterseniz kısaca bir malzemeleri hemen özetleyeyim. Çok sevinirim. Neler var içinde? Özellikle iç pilavımız için biz baldo pirinç deniliyor ama biz biraz daha yöreye ve yöresel tadı bulundurmak amacıyla Pakistan pirincini seçtik. O da 6 kişilik bir pirinç için yaklaşık 1 kiloluk bir Pakistan pirinci olabilir. Bulamazsanız baldo pirinci de tavsiye edilebilir. Çam fıstığı, tereyağı, karabiber, yedi bahar dediğimiz yine çok özel bir baharat. Bu yedi bahar yine birçok baharatın karışımından meydana geliyor. Yine bunu ünlü toptancılardan burada yine temin etme şansınız var. Yine kuş üzümü ve kakule dediğimiz Arapça ismi hel olan çok doğal bir baharat türü bu. Ben buna bayılıyorum özellikle. İnanılmaz güzel bir aroması var çünkü. Evet, kesinlikle. Zaten tavuğumuzun pilavına ve içine de çok doğal bir tadı barındıran ve doğal o havayı veren de kesinlikle bu baharatın kabuklarından oluşan, tamamen dış kabuğuna oluşan nesnedir. Bu baharat aynı zamanda tavuğunuzun ateşte iyi pişmesini ve biraz da kızarmasını sağlayacak. Oo, harika. Çok marifetli yani. Kesinlikle öyle. Bunlar pilav malzememiz. Onun dışında da çok özenle seçtiğimiz yine yaklaşık 2 kilo civarında içini tamamen temizlenmiş. Genelde aslında pirinç üreticileri artık bu konuda daha böyle dikkatli davranıyor. İçi temizlenmiş tavuk ve yine dediğim gibi yaklaşık bu tavuğu da 5,5-6 kilo civarında bir tuzla kapatacağımız iyotsuz kaya tuzu. Efendim malzemelerimiz bunlardan ibaret. Barış Bey de harika anlattı. Çok güzel özümsedik. Şimdi o zaman pilav hazırlamak için ocağa gidiyoruz. Ondan sonra da tavuğumuzun içini dolduruyoruz. Pilavımızı da hazırladık. Yine harika kokular yaydı mutfağımıza. Yeniden geldik tezgahımızın başına. Şimdi artık hüner gerektiren kısımdayız. Daha da bir hüner gerektiren kısımdayız değil mi? Evet, kesinlikle. Bundan sonrası aslında işin %50'sini çözmüş durumdayız. Bundan sonrası tamamen pilavı özellikle çok kavurmadık. Orta derecede bıraktık ki bu 400 derecelik bir fırın ateşinde yaklaşık 2 saat kalacak çünkü tavuğumuz. Şimdi pilavı hafif bir kaşıkla hava almayacak şekilde gördüğünüz şekilde doldurmaya başlıyoruz. Çirkine verseler güzel olar, çirkin güler bir zaman.
doldurduğumuz pilavın içine yine özenle seçtiğimiz bir küp şeklinde yaklaşık bir çay tatlı kaşığı diyelim. Tatlı kaşığına bir tereyağı atıp. Onu öyle koyuyoruz. Sadece öyle zaten o doğal akış içine hem tat verecektir hem tereyağı arkadan öne gelerek pilicin ön kısmına giderek eriyecektir. Gördüğünüz pilicin ayak kısmını şu budun alt kısmından keserek oturtuyoruz. Özenle doldurduğumuz pilavın içine şu gördüğünüz tepsiyi hafiften ilk önce tuz atacağız. Tepsinin zemini biraz tuzla kapatacağız. Gördüğünüz şekilde tavuğu oturtup üzerine yaklaşık 5 kilo civarında tuzla kapatacağız. Peki lezzetine bir katkısı var mı? Tuzun hiçbir şekilde tuzlu olduğu gibi bir intiba uyandırıyor ama tuz sadece pişmesine yarıyor. Hatta pirinci tuzlu kırdıktan sonra tuz ilave edip yiyeceğiz. Şimdi tavuğumuzu 5 kilo civarında, 5-5,5 kilo civarında tuzla kapattık. Tavuk görünmüyor zaten. Evet, gördüğünüz şekilde. Şimdi biz bu şekilde bunu alacağız ve kendi taş fırınımıza süreceğiz. 2 saat sonra tavuğumuz çıkacak ve sonra şovuna başlayacağız. Sıcaklık buraya kadar geliyor ama bir taraftan nefis kokular da geliyor dediğim gibi. Şimdi tavuğumuzun şov kısmına girdik. Özellikle en önemli unsurlardan biri yaptığımız bu güzel lezzeti en iyi şekilde sunmak çok önemli. Zaten bizim mutfağımızda da prensip budur. Aynı şekilde en iyi sunduğunuz şeyi en iyi şekilde yapmak zorundasınız. Şimdi şefimden rica edeceğim tavuğumuzu okuracak ama ateşle birlikte şu gördüğünüz kısımlara İspirto koyuyorsunuz. Evet, beyaz ispirto. Aman evde bir takım şeylere yol açmayalım böyle. Kısmında yapan bayanlar var. Bazıları perdelerini falan yaktıklarını söylüyorlar. Özellikle aman diyelim aman. Dikkatli olmalarını öneriyoruz. Şimdi biraz geri çekelim lütfen. Şimdi bakın. Oo şahane. Evet gördüğünüz gibi. Bu da işin şov kısmı. Birazdan gördüğünüz ben beceremedim. Topmak ve murçla tavuğumuzun köşelerinden girerek tavuğumuzu içinden çıkartacağız. Nasıl pişmiş olduğuna birlikte karar vereceğiz. Yanımızda Ahmet Bey var. Kırma işlemini o gerçekleştirecek ama hemen soralım şimdi hanımlar, beyler bunu evde denemeye kalktıklarında kendilerine zarar vermesinler, evi yakmasınlar. Bunu kırmanın bir püf noktası var mıdır? Valla püf noktasını normalde bizim Hatay'da büyük tahta tokmakla ortadan kırıp dağıtıyorlar. Ama biz bunu biraz daha kibarlaştırdık. Hem insanlar fazla etrafı dağıtmaması için kenarlarını hafif böyle murçla tokmak yardımıyla kırıyoruz. Çatal bıçakla açıyoruz. Zaten şimdi biraz sonra göreceksiniz her şeyi. Bu anlatmakla olmaz, görmeniz lazım diyorsunuz. Evet. İzliyoruz sizi o zaman. Geçmiyor gönül yarası. Meram dermanını salar bir zaman. Meram dermanını salar. Gördüğünüz gibi burada nar gibi kızarmış. Şimdi bir de açma kısmı var önemli olan. Tabii. Şimdi tavuğun içinden gördüğünüz gibi her tavuktan yumurta çıkar ama bizim tavuklardan pilav çıkıyor. Noktası. Hiç dağılmadı. Aynen pilav konulduğu gibi içinde bir öbek halinde çıktı. Bu kadar basit diyoruz. Bu kadar basit. Şu şekilde servise hazır şu an. Barış Beyler tavuğun pişirme ve servis kısmını başarıyla gördüğünüz gibi gerçekleştirdiler. Şimdi görev sırası bana geçiyor. Her zamanki gibi sizin yerinize tavuğumuzun tadına bakacağım şimdi de. Tavuk böyle atıyorsunuz ağzınıza eriyip gidiyor adeta. O kadar güzel pişmiş. Zaten önemli olan bu tamamen tuzla yapılmasının tek önemli yanı ve en önemli unsuru tavuğun bu şekilde. Yani lokum gibi olmasını sağlamak, fırında pişilen, folyo ile sarılan her türlü tavukta biz kanserojen madde içerdiğine ve bunun çok sağlıklı olmadığını düşünüyoruz. O yüzden tuzla tavuk kebabı bizim için bu doğal şartlarda en hijyenik ve en yöresel tattır. Efendim dediğimiz gibi hem göze hem damağa tuzla tavuk. Eskişehir, Anadolu'da Tatarlar tarafından kurulmuş ve bugün de hala Tatar kökenli bir toplumun yaşadığı bir kentimiz. Hatırlarsanız daha önce de Eskişehir'e konuk olmuş ve buradan yeşil mercimekli mantıyı, çiğ böreği sizlerle paylaşmıştık. Bugün de yine geleneksel bir Tatar yemeğinin yapımına şahit oluyoruz. Eskiden tandır fırınında pişen ve geleneksel olarak etle yapılan göbetenin daha çok bilinen tavuklu yorumunu izliyoruz.
Evet, karşınızda Tatar mı Tatar Biberi Hanım var. Merhabalar Biberi Hanım. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Kar kış demeden yine düştük yollara. Eskişehir böyle buz gibi dediler ama vallahi İstanbul'la kıyaslayınca pek bir fark göremedik. Evet, burası öyle. Ben de yeni Bursa'dan geldim. Eskişehir günlük günistanlık gibi geldi. Abartıyoruz galiba biraz, değil mi? Şimdi Tatar olduğunuzu söyledik. Gözleriniz zaten sizi ele veriyor. Bize de gelmişken böyle Tatarlara ait bir şey hazırlayacaksınız. Siz tavukla hazırlanan bir çeşit börek. Adını bir daha sizden duyalım. Bizim bu tavukla hazırlanan böreğimizin adı göbetedir. Ne demek göbete? Göbete Tatarların Kırım'dan gelen bir börek yani. Bilmiyorum ben de daha çoğunu. Öyle demişler. Öyle demişler. Uygun bulmuşlar, öyle koymuşlar. Annelerimizden biz öyle öğrendik. Kırım'dan gelen bir börekmiş. Bizi öğrettiler annelerimiz. Allah razı olsun. Biz de şimdi yapmaya uğraşıyoruz. Biz de diyeceğiz annelerinizden Allah razı olsun o zaman, değil mi? Evet, teşekkür ederim. Görünce şimdi bu börek biraz enteresan bir börek. Tavuğun olduğu her yerde bir akla mutlaka pilav geliyor. Bu böreğin içine de pilav giriyor. Farklılığı oradan kaynaklanıyor. Evet. Bu kıymalı da olur, patatesli de olur, pirinçli, tavuklu da olur. 3 çeşit alternatifi var. Nasıl isterseniz öyle beğendiğiniz gibi yaparsınız. Ama biz tutturduk size tavuklu yapın diye. Tavuklu deyince ben de bir tane tavuk aldım, haşladım, dittim. Bir de pilav yaptım. Suyuna mı yaptınız pilavı? Evet, tavuğun suyuna pilavını yaptık. Evet. Peki neler var başka? Hemen onu da sayalım. Malzemelerimizden söz etmişken bir tane tavuğumuz var, haşladığımız, dittiğimiz. Pilavımız var hazırladığımız önceden. Başka? Başka bir de hamurumuz var, tuz var, karabiber. Başka bir şey yok. Bir de tereyağı mı var? Tereyağı, sulu yağ, ayçiçek yağı karışımı bir yağ hazırladım ben. Bir de biraz margarin koydum içine. Çıtır çıtır olsun. İnşallah olur. Göreceğiz bakalım. Peki hamurumuz hazırlamışsınız önceden. Nasıl yaptınız? O hamurdan da biraz söz edelim. Hamurumuzu böyle suyla, tuzla yoğuruyoruz. Küçük küçük bezeler haline getiriyoruz. Bir de un ekliyoruz. Un, su, tuz. Su, tuz. Başka bir şey yok. Ana malzememiz bu yani. Bu. Mayalandırıyor muyuz peki? Hiç maya falan diyor. Maya yok. Hiçbir maya yok burada. Sadece tuz, un, su. Başka bir şey yok. Size ondan sonra küçük küçük böyle bezeler. Böyle bezeler yapıyoruz. Ondan sonra onları küçük küçük açıyoruz. Sonra yağlayarak elimizde böyle sündürüyoruz. Büyük büyük oluyor ondan sonra. 20 tane altına, 20 tane de üstüne koyuyoruz. Ortasına pirinç koyuyoruz. Siz şimdi 40 adet yufka mı açacaksınız bize? 40 adet yufka açacağız. Ay çok gözüm korktu benim. Korkmasın, çok kolay. Yufka açmak deyince ben bir korkarım. Korkmayın. Peki şimdi o zaman başlayalım. İşimiz uzun anladığım kadarıyla, daha 40 tane yufka açacağız. Şöyle yufkalarımızı, bezelerimizi alacağız. Böyle böyle yuvarlayacağız. Evet, birer birer Berra Hanım 20 adet yufkayı açtı. Bu tepsinin altına girecek olan yufkaları oldu. Bir hali de uğraştırıcı. Gerçi Berra Hanım çok kolay dedi ama bu yufkaları küçük küçük böyle açmak, bezeleri yapıp ondan sonra açmak bence gayet zordu. Ama şimdi biraz daha sanat gerektiren kısımdayız. Yufkaları sündürme deniyormuş buna, değil mi? Evet. Fakat bu sündürme kısmında biraz yardım alacağız. Çünkü Müberra Hanım'ın kardeşi Meşguri Hanım burada. Komşumuz Raziye Hanım burada. Onlar da katılacaklar. Bize böyle el birliğiyle yufkalar sündürülecek. Eğricesin tel tel etmiş, açar gider yele. Bunlar el birliğiyle yufkaları açtılar ve elleriyle sündürdüler. Ben de kaptım hemen sündürmek. ve bazılarını yağlayarak, erittikleri yağla yağlayarak böyle üst üste koydular. Hepsini yağlamıyorlarmış ki çok yağlı olmasın diye. Ondan sonra tepsimize dizdiler böyle tepsi büyüklüğünde açtıkları ve sündürdükleri yufkaları. Şimdi üstüne pilav mı koyuyoruz? Pilav koyuyoruz. Şimdi pilavımızı koyuyoruz içine. Tekrar üstüne yine aynı teminki yaptığımız gibi. Bezeler açacağız 40 tane. Onu da üstüne yine yağlayarak koyacağız. Göle karşı. Göbeteler kaldırıla, bezeler yine sofraya gele. Kaldı 20 kat daha. Onlar açıla. Nasıl oldu? Çok güzel.
güzel oldum. Güzel oldun elimde. Ben de bir şey yapayım yani, bir işe yarayayım değil mi? Şimdi yine hamurlarımızı sündürmeye mi başladık? Evet, bu şimdi sozdurma. Nedir? Sozdurma. Bir adı da sozdurma mı? Adı da sozdurma. Yani biz Tatarca sozdurma diyoruz. Siz neydi? Sündürme. Sündürme. Sündürme, sozdurma hepsi birbirine karıştı. Evet, ama bunun esas ismi sozdurma, sozma göbete. Giderek yeni şeyler öğreniyoruz göbete hakkında. Bakalım pişene kadar daha neler çıkacak ortaya. Eşliğinde göbetemizin üstü kapandı, çatısı kapandı. İşlem tamam mı? İşlem tamam. Şimdi şöyle bir yağ gezdiriyorum üstüne. El birliğiyle hanımlar göbeteyi bitirdiler. Ben de onu seyrettim. Aralardan böyle laflara karıştım falan. Göbetemiz bitti. Şimdi fırına gönderiyoruz. Üstü kızardıktan sonra, içi piştikten sonra iyice alacağız. Ve bu meşhur yemeğimizin tadına bakacağız. Böreğimizin tadına bakacağız. Meşhur göbetemiz pişti. Üzeri kızardı. Hatta gördüğüm kadarıyla çıtır çıtır da olmuş. Doğru. Doğru doğru. Çıtır çıtır oldu. Doğru çıtır çıtır. Doğru doğru da bakıyorum. Peki Müberra Hanım? Ne yapıyoruz şimdi? Şimdi size kare kare kesip size ikram edeceğim. Tamam, bekliyorum o zaman. Tabii şimdi sırada ne var? Göbetimizin tadına bakmak var. Göbeti ayranla çok iyi gidiyormuş. Ayranımı hazır ettiler. Siz mi yaptınız? Evet. Hazır ayran değil. Değil. Ben yaptım. Evet, hadi bakalım göreceğiz o zaman. Şimdi ayranla göbeteyi birlikte ne yapıyoruz? Tadına bakıyoruz. Yeşil başlı göbelerdek. Uzun çiğnemeler sonucu henüz yutamadım. Kocaman bir lokma almışım böyle. Merakla beklediğim için tadını. Çok güzel olmuş Beran. Gerçekten tavuklu pilav yiyormuş gibi hissediyorsunuz. Evet, aynen öyle olur. Tavuklu pilav gibi olur. Yalnız işte bunun ortasına koyulan bir hamur değişiği var. Başka bir şeysi yok. Tabii hamur da tavuklu pilavı ayrıca bir lezzetlendirmiş. Yalnız hamurlar bir sürü kat olmasına rağmen sanki tek bir katmış gibi gayet böyle ince. İnce açıldığı için yağlanarak. Bilmiyorum, tadı güzeldir inşallah. Çok güzel, çünkü ben devam edeceğim zaten. Göreceksiniz, emin olacaksınız güzel olduğundan. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, bu da Tatar Mutfağı'ndan göbeteydi sevgili izleyicilerimiz. Gördünüz. Belki siz de denemek istersiniz. Yele karşı telli... Beni en çok şaşırtan ve kendine hayran bırakan meyve hangisidir biliyor musunuz? Üzüm. Tüm diğer meyveler içinde mutfağımıza en çok çeşit ve malzeme sağlayan gıda herhalde üzüm olsa gerek. Taze taze yenmesinin, suyunun içilmesinin yanı sıra ne kadar çok ürün yapılıyor üzümden bir düşünsenize. Şarap, sirke, koruk suyu, şıra, pestil ve tabii ki pekmez. Şimdi pekmezin başrolde olduğu bir tavuk yemeği var sırada. Geleneksel Tokat mutfağından pekmezli tavuk nasıl hazırlanıyor birlikte izliyoruz. Efendim, tarihi bir atmosferde Galata Kulesi manzaralı keyifli bir mekandayız şimdi de ve Murat Bey ile birlikteyiz. Merhabalar. Merhaba efendim. Nasılsınız Murat Bey? Teşekkür ederim. Sizden nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Mekanınızda yöresel mutfaklardan seçmeler hazırlanıyor. Oldukça güzel hatta seçenekler var. Biraz söz edelim mi? Anadolu yemeklerinin, yani şöyle söyleyeyim ben size, Batı Karadeniz'den tutun Güneydoğu Doğu Akdeniz mutfağına kadar uzanan geniş bir yelpazemiz var. Bu lezzetleri İstanbul'da yaşayan insanlarımızın tatmasını ve bu unutulan kültürleri burada bulunan restoranımızda tanımlarını istiyoruz. Evet, gerçi bir lezzet yelpazesi söz konusu burada ama biz şu anda Tokat mutfağıyla ilgileniyoruz. Çünkü bölümümüzün konusu tavuklu yemekler biliyorsunuz ve Tokat mutfağında da çok özel bir tavuklu lezzet varmış. Ve hemen onun ne olduğunu size soruyorum. Çalma pekmezli tavuk oluyor. Tokat ilinin Sulusaray ilçesi menşeli bir yemek oluyor bu. Evet, Ali Bey'i çağırdık buraya ve şimdi yemeğimizin yapımını onunla gerçekleştireceğiz. Önce size de bir merhaba diyelim. Merhaba efendim.
Hoş geldiniz restoranımıza. Şimdi pekmezli, çalı pekmezli tavuk yapacağız. Evet. İsmi de böyle bir hayli ilginç. Zaten içine giren malzemeler de farklı. Bir malzemelerimizden söz edelim. Ondan sonra da hızlıca başlayalım yapmaya. Bugünkü menümüzdeki bulunan tavuk yemeğimizin adı Tokat yöresine has çalma pekmezli tavuk. Tavuk eti tavuk göğsünden filote tavuk olarak adlandırılan göğüs kısmından alıyoruz. Onları ince tabaka halinde keserek terbiyeye hazır bir vaziyete getiriyoruz. Terbiye olarak yemeğimizin bir kaşık salça, bir çay kaşığı samırsak, dövülmüş samırsak, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı tarçın, iki yemek kaşığı pekmez, çalma pekmez dediğimiz, limon suyu, bir adet limon suyu, bir yemek kaşığı, çay kaşığı kimyon. Eyvah, bir çorba kaşığı katarsak mahvolur yemek değil mi? Evet. Kokudan buram buram. Başka? İki çay kaşığı pul biberimiz ve yeni baharımız. Bir iki çay kaşığı. Bunun yanında 4 yemek kaşığı sirke. Bu sirkemiz üzüm sirkesi olabilir, elma sirkesi olabilir. Ve 4 yemek kaşığı sıvı yağ. Peki çalma pekmez nedir? Çalma pekmez Tokat yöresine has üzüm pekmezi diyelim. İnsanlarımız tanıyabilsinler. O yörede çalma pekmez olarak adlandırılıyor. Bildiğimiz üzüm pekmezi. Tamam. Zaten yöresel ürünler satan pazarlar artık pek çok şehirde kuruluyor. Herhalde oralarda da bulabilme şansımız olur. Malzemelerimizi saydık. Şimdi ne yapıyoruz? Marine hazırlıyoruz değil mi? Marine hazırlıyoruz. O zaman biz de sizi izliyoruz. Marine'yi yavaş yavaş hazırlıyoruz. Şimdi şu ana kadar ne kattığınızı bir izleyicilerimize özet geçelim. Salçamızı kattık, limon suyumuzu, ezilmiş samırsağımızı ve yeni baharımızı. Bir de kimyon. Kimyonumuzu kattık. Ben daha sonra karabiberimizi, tarçınımızı. Pul biber koyduk. Pul biberimizi, tuzumuzu. Limon suyu, pardon bu yağ. Sıvı yağımızı koyuyoruz. Böyle koyu kırmızı bir renk elde ettik. Yani salçanın üzerine bir de baharatlar eklenince bir hayli koyu bir renk çıktı ortaya. İnsan bunu böyle alıp ekmeğin üstüne sürüp yemek ister herhalde değil mi? Aynen, olabilir. Ama bunu da terbiye olarak, marine olarak tavuğumuza kattığımız zaman tadına doyum olmaz. Başka bir tat, lezzet veriyor. Son olarak sirkeyi ekliyoruz. Sirkemizi ekliyoruz. Sosumuz galiba hazır artık değil mi? Şu anda sosumuz hazır. Tavuklarımızı. Tosta buluyoruz tavukları. Kurban olam diline, dolansam yar beline. Kurban olam diline, dolansam yar beline. Varmak istedim. Tavuğumuzu yaklaşık 5-6 saat beklemeye alacağız. Daha sonra pişireceğiz. Ustam bizi 5-6 saat bekletmeyeceksin değil mi burada? Mümkün değil. Sizi bekletmem. Bizi en kısa zamanda pişirip size tattıracağız. Bunu. Onu da nasıl yapacağız? Bizi düşünmüş şefimiz, Ali şefimiz ve önceden bizim için zaten marinizde beklemiş bir tavuk hazırlamış. Biz şimdi bunu göndereceğiz. Dolapta 5-6 saat bekleyecek. Artık o da kime kısmet olur bilmiyoruz. Biz kendi kısmetimiz olan dolapta önceden hazırlanıp bekletilmiş olan tavuğu pişireceğiz. Sonra da afiyetle yiyeceğiz.
Çamlı pekmezli tavuğumuz pişti ocaktan ve güzel bir servisle geldi masamıza. Şimdi onun tadına bakacağız. Ben zaten çok merak ediyorum içine bu kadar baharat girince ve pekmez falan eklenince neye benzediğini ama. Yine ilginç bir şerbet var burada. Biliyorsunuz zaman zaman gittiğimiz restoranlarda biz bana böyle farklı şerbetler tattırıyorlar. Hemen soralım ustam nedir bu şerbetin adı? Frank incir efendim. Frank incir ne demek? Frank inciri kaktüs ağacının meyvesi efendim. Kaktüs ağacı meyvesinden böyle bir renk mi çıkıyor? Ben sarı diyebilirim kaktüs ağacı meyvesini. Olur ama biz bunu bekletiyoruz. Ve işlem sonucunda bu rengi kendi doğal rengine dönüşüyor. Ve misafirlerimize sunuyoruz. Evet, bu şerbet de sadece burada yapılıyormuş. Şerbetimizin içinde de ne olduğunu öğrendik. Şimdi tavukla birlikte onun da tadına bakacağım. Vakit kaybetmiyorum. Bu böyle sıcağı sıcağına değil mi tadı çıkar? Hemen tavuğumuzun tadını ne yapıyoruz? Deniyoruz, test ediyoruz. Bu ne kadar enteresan bir şey olmuş böyle Ali Usta. Böyle atıyorsunuz ağzınıza, baharatların her birini dilinizin her köşesinde ayrı ayrı hissediyorsunuz. Önce böyle bir tatlı geliyor, sonra bir ekşi, en son acıyı hissettim buram buram ve şu anda yanıyorum. Yeğenlere afiyet olsun diyoruz. Bu Anadolu'nun, Anadolu insanının yapmış olduğu bir yemek çeşidi. Herhangi bir hayal ürünü değil. Araştırıp yerinde de incelenebilir, yerinde de keşfedilebilir. Ama biz keşfettik, burada sunuyoruz. Yani yemeğimizde kullanılan malzemeler ve bu karışım tamamen gerçek kişilerle ve gerçek yerlerle ilgilidir sevgili izleyicilerimiz diyorum. Ve ben şerbetimin tadına bakarak tavuğu yemeye devam ediyorum. Tavuklu yemekler arasındaki lezzet turumuz burada sona erdi. Yemek kültürü üzerine bizimle paylaşmak istediğiniz her şeyi kulturasi@atv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. Haftaya yine Anadolu'yu bir baştan bir başa birlikte dolaşıp yepyeni bir kültür aşında buluşmak üzere. Hoşça kalın.